Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eyüp Üniversales 4'te Osmanlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Osmanlı serisinin 27. bölümü yayınlandı. 28. bölümdeyiz ve geçen bölümde ne oldu? Dilerseniz kısaca bir toparlayalım. Geçen bölümde Tierrer üzerinden başlattığımız savaş sonucunda sevgili vasalımız Münster'i iyice geliştirmiş. Beraberinde Wurttemberg'un da toprak sayısını arttırarak ana karamızla arasında bir bağlantı oluşmasını sağlamıştık ki evlatlarımızla aramız gayet iyi ve her biri kamyon yüküyle asker basabiliyorlar ve her biri bize sağlam vergi ödüyor. Yani bütün serilerde bundan sonra vasal kullanırım muhtemelen çünkü inanılmaz derecede keyifliler. Siz savaşırken sizinle beraber savaşıyorlar ve gözden kaçan toprakları alıyorlar. Kaleleriniz kuşatılmışsa gidip kalelerinizi kurtarıyorlar. Gerçekten çok çok iyi. Zaten ekonomimiz de mükemmel durumda kaldı ki... Bu mükemmel ekonominin daha özür dilerim. Bu mükemmel ekonominin daha mükemmel olma şansı var. Biz şu an kalelere 170 dukat ödüyoruz. Ayda 170 dukat arkadaşlar. Yani bizim ekonomimizi kaleler baya baya zorluyor. İlerleyen zamanlarda şu kale hattını hani bir parça ufaltabilir ve birazcık daha kar etmeye çalışabilirim. Bununla beraber bu bölümdeki savaşımız Sint Savaşı babuşlar. Sint Devleti'ni ele geçirerek bu topraklarda daha fazla güç sahibi olmaya çalışacağız. Sint'e savaş ilan ettiğimizde karşımıza Yarkand ve Gujarat gelmekte. Yarkand Devleti'ni Oyrat'ın toprakları arasına kattıktan sonra Gujarat'ın da verimli ticaret noktalarından faydalanabilmek adına içeri doğru gireceğim. Ve Hindistan tarafında daha büyük söz sahibi olacağım bu bölümde. Ama önce dilerseniz siz bu bölüme, evet, geçen bölüme nasıl oy vermişsiniz? Geçen bölümün kartlar kısmında nelere karar verilmiş? Şarklar ne gösterecek? Ona bakalım. Biliyorsunuz geçen bölüm şarklarda gerçekten inanılmaz bir sonuç elde ettik ve iki defa 10.000 gold aldım. İnanılmaz bir rakam. Efendim, Tehlike Kapıda Düşmanlar Birleşiyor isimli Eyüp Üniversales serisinin 28. bölümü sizlerden tamı tamına 1648 beğeni almış. Bu 29. bölümmüş. Evet, bazen bölümler karışabiliyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim desteği için. Umarım keyifli, güzel zaman geçiriyor seriden. Hoşnutsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur. Kartlar kısmına bakacak olursak, gelecek bölümde hangi şarkı kullanalım sorusuna %85'te buff şarkı yanıtı verilmiş. Rastgele etkinlik şarkının kullanımı %95'te kabul edilirken risk şarkı da %93'te kullanıma sunulmuş. Ve bu bölümün güçlendirilecek devletleri arasında en yüksek oyu %59'la Fransa almış. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Çünkü sizlerin beğenisi sayesinde önerilenlerde öne çıkıyoruz. Bakın benim EU4 videom ama live kanalımdan, Samet Güngör live kanalımdan 1-2 video var. Prison Architect'in kaçış modu, ipuçlarıyla saklambaç, widget bölümü. Onun dışında bize ait yine Samet Güngör live ait spor bölümü. Evet, kendi kanalıma ait video yok arkadaşlar. İyi iyi, yine önerilenlerde, ya bu benim önerilenlerim de olabilir, bilemiyorum da tabi. Yani yine önerilenlerde en azından ben olmasam da diğer kanallarım var. Olsun, canımız sağ olsun. Şimdi dilerseniz hemen şartları bir çevirelim. Hepinize desteği için, seriye duyduğu ilgi için, gösterdiği ilgi alaka için çok çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, konuşmam sekliyor çünkü bu videoyu yetiştirdikten sonra hemen Ramazan yayınına geçeceğim. Biliyorsunuz Ramazan'da iftarda ve sahurda yayında oluyoruz. Umarım siz de bir gün katılır, bize eşlik edersiniz. Efendim, hemen o zaman önce biz Fransa Devleti'ne girelim ve Fransa Devleti'nin sizlerden aldığı buff'ı bir kendisine ekleyelim. 10.000 gold, 100.000 manpower ve bir tane son seviye general ki bu Fransa'ya ilaç gibi geldi. Ne yazık ki Fransa benim koalisyonumda olduğundan dolayı onun aldığı buff da bana bir parça zarar. Çünkü İngiltere bu koalisyonun içerisinde, Büyük Britanya bu koalisyonun içerisinde. İspanya ile ateşkesimiz sona erdiği vakit, yani 1808 senesinde muhtemelen İspanya'da koalisyona katılacak ve bana savaş ilan edecekler. Çünkü baktığınız zaman Büyük Britanya'nın ordusu da neredeyse benle
kafa kafaya çarpışabilecek büyüklükte. Beraberinde koalisyona İspanya'da girdiğinde er ya da geç bu savaş gerçekleşecek ve bizi birazcık hırpalayacaklar arkadaşlar, ne yazık ki. Şimdi çarkları bir çevirelim. Bakalım Baf çarkından ne gelecek. Teşekkür ederim Bingold. Yani gayet iyi, gayet makul. Eyvallah. Yani Bingold da çok çok güzel para şimdi. Rastgele etkinlik şarkını çevirelim bakalım. Rastgele etkinlik şarkından ne gelecek? Evet, en sevdiğim efendim, Büyük Britanya'ya sövme. En güçlü devlete söv diyor. Bizden sonraki en güçlü devlet Büyük Britanya. Şöyle böyle bir hani anancılık yapmak istiyorum yine. Ama evet güzel güzel. Yine anancılık, yani anancılık ön planda abi. Ana bacı yapalım ki şeklimiz belli olsun. Ve Risk şarkından bakalım ne gelecek. Risk şarkı bizi çok büyük patlatabilir. Yerlere göklere sığdıramayabilir. 10 yıldız general. Şimdi arkadaşlar, yargı dağıtma vakti. Vakit yok etme vakti. Çünkü 10 yıldız general ne demek biliyor musunuz? Oyunda elde edemeyeceğiniz bir şey. Ben onu oraya niye koydum? Fantazi olsun diye koydum. Geleceğini pek tahmin etmiyordum ama 10 yıldız general şu şekilde şimdi. Bütün istatistikleri 10. seviye. Atayım mı 10 yıldız generali? İş yapmaz herhalde burada ya 10 yıldız general. 10 yıldız general de neymiş Allah aşkına. İyi oldu yani. Şimdi şey savaşı öncesi, Gujarat savaşı öncesi baya baya iyi oldu. Ölümsüz biliyorsunuz değil mi? Yani hani 10 yıldız generalle çarpışıp böyle bir hayatta kalma gibi bir durum söz konusu falan değil yani. Adam ölümsüz. Neyse, o zaman şuradan Sint devletine savaş ilan ederek mevzuya başlayalım. Gujarat'ı savaşa doğrudan dahil edersem Delhi'nin gelme ihtimali var ama Delhi Sint'i korumaya gelmiyorsa Gujarat'ı korumaya da gelmez. Yarkand'ı doğrudan davet edersem Ming gelecek. Bir de yok yere Ming'le papaz olmaya hiç gerek yok. Zaten sıkıntıdayız yani, ki Ming'in zayıflamasını da istemem çünkü Ming'in zayıflığı Fransa'nın işine yarar. Büyük Britanya'nın işine yarar. Buradaki Lüneburg'dur, Provence'dır, onların işine yarar. Ming'i zayıflatmayacağım o yüzden. Hemen şuradan Gujarat devletine savaş ilan edelim diyeceğim. Sint gelmiyor. Gujarat'ı doğrudan savaşa çağırayım o zaman. Oradan da fazla toprak alırım. Bizimkiler Yarkant'la Sint'i halleder. Ben şuradan bir Gujarat'ın üzerine ilerleyeyim. Bütün generalleri buraya tahsis etsem nasıl olur? Padişah da burada. Ver. Başka bir olay olduğunu zannetmiyorum ben zaten Beyiz'de, ver. Bütün hepsinde general olsun. Bomboş yakalanmasınlar. Benim niyetim o. Bütün hepsi generalle hareket etsin. Abi bu arada 10 siege generalden birinin kurtulma ihtimali yok. Yani kaleyi ne yapacak biliyor musunuz? Kaleyi yok edecek. Bak, kaleye geldiği an bir ay içerisinde o kale çöker. Legalizme ilerle. Yalnız benim gözlerimi alıyor oyun. Onu ne yapacağız? Fena halde gözlerimi alıyor hem de. Yani Gujarat'ı siege dediğimi algılayamıyorum şu an. Bayağı yakına girmem gerekiyor. Bildiğin Gujarat'ı siege dediğimi anlayamıyorum. İlerle. İlerle. Sürpriz. Fillere çok çok selam. Nasıl ya? Tutamadık mı? Manevra generali var galiba. Manevran kaç? 4. Ya bizim manevra 3, ondan kaçtı. Manevra generali var usta adamın. Gel bakayım şuradaki kaleye. Birader nereye gidiyorsun? Oo! Gujarat bizi bir parça yıpratıyor mu? Bana mı öyle geldi acaba? Ben Sindhi falan bizim çocuklara bıraktım ama boşta general var mı? Var. Siz ikiniz de bir 80'lik olun. İkiniz de bir 80k olun. Bundan sonra 80k 80k hareket edelim.
Delhi savaşa girdi zannettim birden. Delhi savaşa girmemiş. Geçen Delhi beni destekledi ya savaşta. Şaşkınım hala yani. Hala şaşkınlığımı gizleyemiyorum. 10 yıldız generale adam takviye etmek gerekmez de olsun, biz yine de şöyle bir adam takviyesi yapalım. Nasıl olsa asker sıkıntım mı var arkadaş? Askerlerim mi ölecek? Şöyle siz de bir araya gelin. En azından daha fazla orduyu devreye sokabiliriz bu vesileyle. Birleşin 80K. Birleşin 80K. Güzel. İn aşağı. Kaleler bir bir siege'densin. Sen de birleş burada. İlerle bakayım sindin üstüne doğru. 4 kere 8. 24. Değil. Dur. Dur. Kafa gitti dur. 4 kere 8 32 canım. 4 kere 9 36 çünkü. Yani 320 bin asker var şu an Hindistan'ın üzerinde. Niye böyle oluyor biliyor musun? Panikten böyle oluyor. Artık benim beynimde böyle beynimin notlarına çalışacak alan kalmadı. İnanın eğer böyle yani. Sabah kalkıyorum, video render'ı, edit'i, akşam yatıyorum. Hani videolar yüklendi mi, 720p ayarı geldi mi, işlendi mi, bir sıkıntı oldu mu, etti mi, bitti mi derken. Güborf. Kafa bir miktar güborfluyor arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum bu konuda. Gujarat ve Sind'e başka kim dağıldı? Ming. Ming kimin üzerinden dağıldı bu savaşa? Sind. Evet, Ming Sind'e dağıldığına göre ne yapacağız? Body block koyacağız. Body block koyacağız abi. Sing'in üstüne dalmasına izin vermeyeceğiz. Yarkant bizimdir bu arada birader, haberin olsun. Haberin olsun diye söylüyorum, Yarkant bizim. Şöyle ayrılıp aşağıdan siege'liye gelmeye başlayabiliriz. Başka? Buradaki orduya 10 yıldız generali verebilirim işi bitince. Eyvallah. Lazım çünkü şu ilerideki kaleleri falan devireceğim. Ming kekosu gelmesin, amacım o. Yani Ming kekosu gelip buradan beleş toprağa konamasın. Benim tek derdim o şu anda. Kaldı ki Ming zaten ordularını kaldırıp getirene kadar oho. Oho değil galiba. Neyse burada Timur'un iki tane toprağı olduğu için o buradan toprak alamayacak. O açıdan düşünelim ve bardağın dolu tarafını görelim. Umarım bardağın dolu tarafı yeterince doludur. Göremiyorum ki. Nereler siege'li, nereler değil. İnanın göremiyorum. Bak şurası siege'li değilmiş. Yani onu fark ettim. Şöyle aşağı, kenara, yavaş yavaş. Siege'liye gideceğiz. Burası siege'li değil, burası siege'li değil. Oyrat'ı kurtarsanıza. Eyvallah Münster. Şu Oyrat'ı bir kurtarın abi. Çünkü Oyrat'ın oraya Yarkand'ı vereceğim. Sint daha dur, seninle savaşımız bitmedi. Merchantalism ya da National Unrest düşüşü. Abi benim manpower recovery speed'im zaten yeterince iyi. Merchantalism var ki yargı dağıtabileyim. Evet yani kesinlikle Yarkand'ın topraklar Oyrat'a gidecek. Oyrat'ı geliştirmek için kullanacağım. Oyrat bir parça gelişebilir. Oyrat'ın gelişiminde ben bir sıkıntı göremedim. Bir saniye. Hop. Oğlum 10 yıldız general zannettim bunu. Olsun, 10 yıldız general olmasa kaç yazar? Tekleyemeyeceği adam mı var? Gel böyle. Neredeyse ticaret aidiyesini bitirmek üzereyiz ama şimdilik bir beklesin. Şimdilik beklesin çünkü teknolojide geri kalmak istemiyorum. Borçları harçları var mı bizimkilerin, bir onlara bakalım. Borçları varsa borçlarını ödeyelim. Yani nasıl hiçbir şekilde borca girmeden yaşıyorlar, inanın hayret ediyorum. Mazdaran bu coğrafyada çok iş yapıyor ya. Yani o yüzden Mazdaran'ı sağ bırakacağım muhakkak. Onu öldürürsün be. Onu kesersin. Vardır yani kesecek adamın illa. Aşağıdan yavaş yavaş gelelim Gujarat için. Şu
Şöyle ilerle bakalım. Ming Efendi boşa geliyorsun. Buradan sana ekmek yok. Abi Yarkanlı'nın işini bir bitirin. Boşa geliyorsun Ming Efendi. Buradan sana ekmek çıkmaz. Gujarat beynimi döndürdü de bir parça. Yarkand'ı bir komple siege'ler misiniz? Abi Büyük Britanya Timur'a nasıl dalıyor? O zaman Büyük Britanya'nın bağımsızlığını koruyan Japonya, Ming, Delhi, Gujarat, bunların hepsinin Büyük Britanya'ya karşı savaşa girmiş olması lazım. Aa tabi tabi. Japonya bir ada haline bile gelememiş ki daha. Ashigaka'dan falan vergi alıyor. Adamlar hala bir araya gelememiş ki. Yani tek bir toprak parçası, tek bir toprak bütünlüğü oluşturamamış adamlar. Sanırım Gujarat'ı bir savaştan çıkartabilirim. Gujarat savaştan bir çıksın. Adamı savaşa doğrudan davet ettim. Ha bu Yarkand ya. Gujarat'a tıkladım zannettim ben de. Şöyle ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. İlerleyebildiğim ölçüde. Hatta bir saniye şöyle yapalım. Büyük Britanya'ya gövde koyacak şekilde ilerleyelim. Yani Büyük Britanya'nın buraya girişini engelleyelim. Gujarat içimizde kalsın. Gerçi Büyük Britanya giremese bile Fransa var. Yangından mal kaçırır gibi adam kaçırıyorum ama nafile. Şuradan da geçiş yaparız. Şurayı da al. Fransa'ya sınırı olmasın. Fransa'ya değmesin herif. Başka nereye değmesin? Ya Delhi ile falan arasını kesmeye çalışıyorum da. Şöyle büyük lokma yiyebilir miyim acaba? Isırığı tam alamıyorum. Isırığı tam alsam. Neyse en azından Britanya'nın gelişmesini önleyeceğiz. Bir de bardağın dolu tarafını görelim. Britanya'nın gelişmesini önlemek önemli bence. Şöyle yukarıdan feragat edip yukarısı nasıl olsa Britanya'ya denk gelmiyor. Delhi'ye denk geliyor. Yani oraları Delhi alabilir. Şöyle alalım abi. Gujarat'ın aşağısını komple alalım. Şu alt taraf beni ilgilendirmez zaten. Oralara skorum da yetmiyor. Ama buraları vermiyor. Niye? Şeyden dolayı, Ming'den dolayı muhtemelen. Ming'in siege'lediği bir kale var ya, Ming'in siege'lediği kaleden dolayı. Kardeş sen kime şekil yapıyorsun? Bak şimdi, bak bak. Bak şimdi seyret. Ne oldu? Kime iş koyuyordun? Yarkand'ı bitirmediniz mi hala? Teknolojik gelişme. Dur, admin'e gitmeyeceğiz şimdi. Abi buraları alın bir zahmet. Gujarat efendi. Oğlum bak bu vaziyette kurtulduğuna şükret lan. Gel bak bu vaziyette kurtulduğuna şükret. Harbi diyorum ileride seni daha pişman ederler. Daha fena döverler yani. Aklını alırlar adamın aklını. O Ming'in yukarıda siege'lediği bir tane kale var ya o kadar bizim işimizi zorlaştıracak ki. Abi Gujarat'ı alsak daha Sindh için bekleyeceğim zaten. Dur Gujarat'ı alabildiğim kadar alayım ya. Ne yapalım madem şuradan bir iki toprak bıraktık mı geldi. Güzel. Azıcık da parasını koparayım. Over extension'ı %100 aşıyor muyumdur acaba? Aşamamışımdır herhalde. Şöyle adamları bir Hindistan tarafına çekelim. Buraların hemen bir korlanmasını sağlayalım.
Ondan sonra artık en son Cindy Buarız. Daha nerede tamamlamadığım bir şey mi kaldı? Al bakalım. Bir de şeyimizi arttırdık iyice. Ver artı 3 disiplini. Bir de ticaret gücümüzü arttırdık iyice. 10 numara. Mink de buradan babayı alır. Yarkant çöktü mü? Çöktü. Buralar Oyrat'a. Ajuryan değil, Oyrat. Geri ver bakayım Oyrat'a. Chiyu'yu da Oyrat'a ver. Yukarıya Ming almış. Ne alaka ki? İki toprak alabildim zaten. Üçüncüsünü de kendime alayım. Patlamam herhalde Over Extension'la. 82 Over Extension. Güzel. Ama şimdi muhakkak bekleteceğiz. Sıkıntı çıkar çünkü. Birader borcu harcı olan yok mu hiç ya? Mazdara'nın Palas Tron ne abi? Bilmiyorum. Mazdara'nın için bir şey yapabiliyorum ama yapmayacağım elbette. Şimdi Gujarat'ın komple annexlenmesini bekliyorum. Merta'ya falan her yere claim'im olsun, her yere. Zaten baksana abi. Osmanlı sınırlarına bak yani. Buradan nerelere girdik nerelere. Buryata'ya da bir savaş ilan edebilsem. Aslında deniz aşırı sınırı atlattık. Kam üzerinden Buryata'yı çağırayım diyeceğim de Kam da Ming'e vergi veriyor. Yani buralara gireceksek her türlü Ming'e dalacağız. Bu savaştan sonra bir parça Ming haşlar mıyım? Haşlanabilir, neden haşlanmasın? Bir parça Ming'i de dövebiliriz buradan. Pardon. Kamerayla çok oynamak istemiyorum da tam açıyı yakalayamıyorum ya. Yo, adminde ilerlemeyeceğim daha, henüz değil. Zaten şeyde, normal teknolojide ilerledim. Normal teknolojide, askeride 31'im, diğerlerinde 30'um. O yüzden gelecek teknolojilerde askeride hemen development'a yöneleceğim. Gemi sayısını da iyi arttırmışız ha. Artık yani bu gemilerle de bizim donanma dayak yerse pes. Sint kardeş bekle 2 saniye. Bekle 2 saniye, senin de bir canını alalım şimdi. Zaten seni ortada bırakmıştık. Güzel. Şimdi Ming senden babayı alsın. O yüzden şöyle Ming'le arandaki sınırı bir kesiyorum. Tamam, Ming'le arasındaki sınır komple kesildi. Sonra kenardan ufaltabildiğim kadar ufaltıyorum diyecektim ki full annex. Annex ol. Hem de o kadar over extension da vermiyor. Vassal bile alabilirmişim aslında şimdi. Yok, gerek yok. Evet, vassal alabilirdim ama gerek yok. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki orduyu da bir aşağı doğru sevk edelim. Mazdaran var zaten. Fazla evlat sahibi olmak da yararlı değil. İnanın fazla evlat sahibi olmak zarar. Bir ton isyanları, ıdıları, bıdıları falan var. Uğraştırıyor yani. Aslında buradan Ming'e girebilirim. Ne oldu? Ming'in savaş Gujarat'a kaldı. Gujarat'la savaşsan elde edecek ki. Gerçi artık o da deniz aşırıyı aldıysa deniz aşırı şey yapabilir. Yok edebilir eleman. Abi aslında diplomasi teknolojisini almak için sabırsızlanıyorum da. Geri kalmayalım. Süveyş kanalı açıldı arkadaşlar. Süveyş kanalı açıldı. Artık gemilerimi dilediğim gibi gezdirebileceğim. Abi son 7 tane büyük gemi basılacak. O 7 tane büyük gemi basımı da bitsin. Burası komple koalisyonda. Hey yavrum hey be. Afrika devletlerini bile sömürmüşsünüz. Bütün Amerika'yı sömürmüşsünüz. Geliyorlar burada bana şekil şükür yapıyorlar. Büyük Britanya Nivri var. Ha, bütün kölelerine de şey uygulattı. Ticaret ambargosu uygulattı.
Birader, senin çocuklarla benim çocuklar arasındaki fark ne biliyor musun? Benimkiler çocuk, seninkilerse köpek. Gerçi benimkiler de bazen biraz babaya şey yapabiliyor böyle. Biraz babaya kızabiliyor. Olur, olur o kadar. Olur o kadar yani. Herkesin bağımsızlık mücadelesi olabilir. Anlayışla karşılıyorum. Şöyle bir production binalarını basarsam 0.48 dukat falan o yı gibi production binası bastım. Birazcık da ticaret için bina basarsak şöyle. Tamam, parayı çünkü şey yapmayacağız, seyircimize koymayacağız. Ming üzerine ilerlesek mi acaba? Ya da Timur'a da alsam ne olur? Oo, Timur'un yanında kimse yok ki. Abi ben Timur'a da alıyorum. Kardeşim merhaba. Şu 10 Siege General'i al, git böyle. Hacı merhaba. 4 Siege General'i al, git böyle. Geri kalanları bizim çocuklar halleder zaten. Şurada bir 2 dakikada Timur parçalayayım, geleyim. Tabii yeni esteklenecek yerler çıktı. Elimden geldiğince en pahalı olanına yöneleceğim de estate panelinin burada olması kötü. Çünkü geliri göremiyorum. 0.71 gayet güzel aslında. 1.78 mi? Abi sen ne diyorsun? 2.25 mi? O 2.25'lik bölgeden var ya bir para gelir. 1.94. İtalya taraflarının gücü işte. Yani bir dukat altına pek tenezzül etmeyeceğim. 1.10. Başka nerede para edecek yer var? Galiba bitirdik. Şuraya bakıyorum burada. Hani bilmeyenler için ne kadar gelir getiriyor bana. Estetlendikten sonra ne kadar gelir getirebilir ona baktım bir parça. Ki çok güzel bir gelir tablosu oluştu açıkçası. Admin puanı biriktikçe hallederiz onu. Oo güzel. Abi Timur'u da acaba komple Mazdaran'a mı yedirsem? Timur'u Mazdaran'a yedireyim. Sonra Mazdaran'a anneksleyeyim. Mazdaran'ın anneksiyle beraber Pers ticaret noktası komple benim kontrolüme geçsin. Şu an Pers'ten Aleppo'ya ticaret akıyor. Pers'ten Aleppo'ya olan ticareti %100 deriz. Yeni gelen bir adam olursa Hormoz'dan taşıtırız. Yani şimdi bu Mazdaran efendi şeyi de etkiliyor. Basra'yı da etkiliyor. Yani normalde Basra'dan kaç gider bilmiyorum ama Basra'dan gideni de etkiliyor. O yüzden Mazdaran'ı bir tur aradan çıkartabilirim. Elimden geldiğince hızlı korlayalım. Nereye gidiyorsun İspanyol? Başını geçersin İspanyol. Ha bu arada artık savaşlarda bölgeler bizim kontrolümüzde olduğu için Cebeli Tarık'tan gemi yok. Cebeli Tarık'tan gemi geçirememe mevzusu şeydi değil mi? Şey, Hearts of Iron 4'teydi. Birader şuradan sen şunu bir al bir sesini çıkarma. Brandenburg ve Ulm. Brandenburg, Saksonya falan dalıyor. Olur olur yiyin birbirinizi. Güzel izlerim izlerim yiyin birbirinizi. Portekiz'in bana karşı koalisyona girmediğini fark etmiş miydiniz? Portekiz bana karşı koalisyonda değil. Yani bu ne demek? Biraz da Portekiz dövelim demek. Canımcım selam. Estate'lerimi yapıyorum da. Portekiz'i dövelim. Bak Fas'ı vasal alalım. Fas'ı vasal alamıyorum. Kafasına vurup vasal alayım 2 dakikada. Bir saniye. Merhaba. Kafasına vurayım vasal alayım 2 dakikada. Sonra Fas üzerinden şeyi besleriz. Abi ulemanın loyalty kaybetmeyeceği bir seçenek var mı? Neden bu seçeneklerin tamamında bana giriyor?
Teşekkür ederim. Evet, şükür çöktü oraya. Şimdi Timur'un başka nerede toprağı var bilmiyorum da Timur'a bir de Portekiz dalmış. Ya da Portekiz Kilva'ya daldı. Bilmiyorum. Japonesi East Afrika mı? Abi Japonlar Afrika'da ne arıyor? Portekiz doğrudan Timur'a daldı. Peki ama niye? Büyük Britanya'da savaşta. Gujarat ve Lunda ile savaşıyor. E Gujarat'la boşuna savaşıyorsun yiğidim, ben senin aranı kapattım. Gerçi aşağıdan alabilir toprakları, o ayrı. Bak diplomatik aneksin kostu da baya baya düşürdük. Şimdi burayı komple Mazdaran'a vereceğim. Ondan sonra Mazdaran'ın aneksine oturacağız arkadaşlar. Mazdaran doğrudan bir anekslenecek. Çünkü bu kadar development'tan sonra bize şey yapabilir, bize karşı böyle yanlış bir izlenime kapılabilir. Hani otoritesini kaybetmiş bir baba figürüne dönüşebiliriz. Bizim otoritemize aykırı hareket edebilir. Gerçi ben anlamıyorum arkadaş, yani milletin vasalları, milletin sömürgeleri adamların tavuğuna kışıt demiyor. Bizimkiler de demiyor gerçi, kimse %0'da tutamıyor da. Koloniler kadar büyük değil bizim çocuklar. Onlar kaldı ki böyle bir eşek yüküyle vergi ödüyorlar yani. Bilmiyorum. Şimdi Timur Efendi, şuradaki iki toprağı veriyorsun. Buradan komple Mazdaran'a doğru genişliyoruz. Hoppa. Böyle kaldık. Tamam. O iki toprağı da anexleyeyim. Portekiz'le savaşmak için geçebilirsin de ne yapabilirsin Portekiz'e karşı ben de bilmiyorum azizim. Şimdi acaba çocuğu anexlesem mi? Ben ne olur ne olmaz Mazdaran'a geleyim. Şöyle bir hı diyeyim. Ya aklında bulunayım çocuğum. Benim esteklerden biri, evet, ulema. Ulema bize acayip bağlı. Ulema bize acayip bağlı. %98 loyalty ne abi? Şimdi ne yapacağız? Şimdi Portekiz Savaşı'na falan odaklanabiliriz ama sene 1808'e gelmek üzere. Yani 1808'de İspanya ile aramızda olan ateşkes de sona erecek. Bayağı sıkıntı çıkartabilir bize bu mevzu. Gulf Aden'de batılı devletlerin çok fazla ticareti vardır diye tahmin ediyorum. Aleksandria'yı zaten sömürüyorlar. Aleksandria'yı İspanyol sömürüyor. İspanyol, Fransa falan buradan yani batan geminin malları bunlar diye para kaçırmaya çalışıyor. Beraberinde İstanbul'u besleyecek Pers kanalımız var, Astrakhan var. Astrakhan'ı da Moldova ile Komunlar sömürüyor. Semerkant aynı şekilde. Hormuz'dan Basra'ya taşıtalım. Basra'dan eve gönderelim. Kırım'ı da Moldova'ya sömürüyor değil mi? İstanbul'dan 303 dukat gelir kazanıyorum abi. Daha ne yapılır yani. Şimdi poliçeler. Bir tane de poliçe benimse. Artı bir merchant ve ticaret string. Ticaret efektifliği. Bir tane daha merchant alsam ne yaparım? Etiyopya'dan bile toplatırım da. Yani bir tane daha merchant alsam birazcık boş olur sanki be. O yüzden ticaret efektifliğini arttıralım. Gerçi yani fazladan merchant da ilgimi çekmiyor değil desem yalan söylerim, çekiyor. Neyse biz ticaret... Ya ama ne olacak ya, bir tane daha şey alıyorum ben, bir tane daha merchant alıyorum. Bu merchantla da Gujarat'tan şeyi besleyeceğim. Gulf Aden'i değil, yukarıyı. Yukarıyı besle. Gulf Aden'i beslersen bir alta yaramayacak o. Şuradan çıkabilirsen yukarı çık, yukarıyı besle. Evet, Hormuz besleniyor. Güzel. Hormuz'a buradan 34 dukat akıyor.
Hormuz'dan 50 dukat Basra'ya akıyor. Basra'dan 63 dukat Aleppo'ya akıyor. Aleppo'dan 131 dukat İstanbul'a akıyor. Alexandria'dan 19 dukat İstanbul'a akıyor. 19 dukat çok az değil mi ya? Gerçi İstanbul'u beslemiyoruz ki. Aslında Semerkant'tan Pers'e 14 daha götürüp Pers'ten Aleppo'ya daha fazla yükleyip şey yapsam ya belki. Artık çocukları yavaş yavaş annekslesem mi acaba ya? Gerçi bilmiyorum serinin akıbetini. Yani bu seri World Conquest'e mi gider? Yoksa bu şekilde mi bırakırız pek emin değilim. Bu arada 10 Yıldız General sizlere ömür. Maalesef eleman ölmüş. Bekle beni Fas, geliyorum. Fas'ı da vasal alacağım bu arada, evet. Yani onu yapacağım. Fas'ı da vasal alacağım ve Portekiz'in aşağıdaki bütün topraklarını Fas'a vereceğim. Ki bu vesileyle burada da böyle beni koruyacak bir tane devlet olacak. Portekiz'in üzerine ilerleyeceğim bu arada. Güzel, çekil buradan. Bizim bebeler gelmeden şöyle seni bir vasal alalım. Bütün paranı alalım. Hoş geldin. Şimdi var mı bir borcun harcın? Atma Şakir. Atma. Yani eşek gibi barışacaksın. Bizim burada bir büyük bir şey gemi ne yapıyor abi? Ben buradan gemi basım emri verdim mi? Hatırlamıyorum. Şuraya doğru bir ilerle bakayım. Başka gemilerim var mı benim bir yerde? Ordu tamam, eyvallah. Ordu amenna. Ha, şuradakileri de getir. Artık Süveyş kanalı var yani. Zart diye geçecek ordular. Güzel. Tam merchantlara loyalty helal olsun. Arkadaşlar birazdan İspanya'da koalisyona giriyor. Birazdan İspanya'da o koalisyona dahil oluyor. Elimden geldiğince production efektifliğini arttırmaya çalışıyorum üretim artsın diye. Ve ticareti güçlendirmeye çalışıyorum. Yani 373 dukat net gelirim var. Ay abi bu şeyin ordusu daha kalabalık galiba ya Büyük Britanya'nın. Gerçi 438 paralı asker tutuyor. 438 paralı askeriyle İnka'mı benimkini geçse bile yani eline kalan net gold hayatta benim kadar değildir ya. Trade'den 424 dukat alıyor herif. Bizim ekstradan 100 dukat da vasallardan geliyor. Avusturya ve İspanya da koalisyona girdi. O zaman Portekiz'i dövelim de bir de Portekiz koalisyona girsin madem. Ne diyorsunuz? Boş geçmeyelim. Portekiz portaklarımdan geçme iznini kimden aldın acaba? Kimle savaşta? Timur'la. Bir saniye Timur. Evet, üzerinde yürürlerken o geçiş iznini iptal edemezsin diyor. Oho, şey Portekiz içime girmiş. Demek ki dalsak uğraşacağız. Lan isyan ediyorsanız edin lan hayırdır. İsyan edebiliyorsanız edin yani. Var ya bir şey söyleyeyim mi? Bence donanma güzel oldu abi. Bence donanma güzel oldu yani. Artık bu donanmada dayak yerse ben söyleyecek söz bulamıyorum. Şunun sayısını 220'ye çıkar. Ne kadar bastığımı görmedim. 585'ten 605'e çıktığına göre 15 gemi de buraya mı basıldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arttır. Gemi sayısını arttır. Onlar siyah bayrak yemişken dalsam. Milan geliyor Portekiz'in vasallarıyla beraber. Ben Milan'ı da döverim ki. Fas'a zaten buradan komple toprak vereceğim.
Japonya var orada, Fransa var, İspanya var, Flanders var, Portekiz var. Evet. Portekiz'in içinde de Flanders var. Yao, Vasala gelmiyor mu? Gelir lan. Dur, Yao'yu bir el ay alalım. Farkındayım, birilerini annexleyeceğim. Mazdaran'ı annexleyeceğim ya. Mazdaran şey yapıyor. Ya Batı'yı tutacak var. Moldova, İskandinavya tarafını falan da tutuyor. Aslında Mazdaran gerekli. Ajuryan da gerekli. Gereksiz olan çocuğum var mı ki? E Oyrat'a emanet ederim artık buraları madem. Mazdaran'ı bir annexleyelim bir yandan. Mazdaran'ı annexleyelim bir yandan. Oyrat'a emanet ederim oraları. Yao. Şöyle yapacağız şimdi. Evlilik atamıyorum sana. Niye? İkimiz de Sünni değil miyiz? Ben Sünniyim. Sen de Sünnisin. Gromund tipi farklı. Oğlum siz kabile misiniz lan? Neyse tamam, eyvallah eyvallah. Şuradan bir ilişki geliştir. Proclaim'ini bir garanti edelim. Ya gel de oğlum Portekiz'i yedireyim sana. Bir saniye gel bakalım. Burada isyan edemezsin birader. Benim evladımın üstünde isyan edemezsin. Oyrat onu keser ya. 53K olsa neyse de Oyrat onu keser. Yao. Efektifliği ver ya, ben ticaretten parayı kazanırım. Tamam, ilişki ilerledikçe bir de bir yandan birazcık para falan göndeririz böyle. Askeri geçiş falan veririz. Birazcık da para göndeririz. Aynı dine mensubuz zaten. Tamam, biz bu kekoyu kapatırız ya. O kekoyu kapattıktan sonra da Portekiz'e zımk diye dalarız. Ha, Portekiz koalisyona bile giremiyor zaten. Agresif yetmiyor. Normalde diğer devletlerin de agresifi yetmiyor da onlar sırf şeyliğine kalıyorlar böyle. Hani belki bir zarar verebiliriz. Her an tehlike altında hissediyorlar kendilerini. Aman başımız ağrımasın, aman başımız yanmasın. O kafadalar hani. Hayırdır abi, rebeller ne arıyor benim topraklarımda? Ben her yere dağılmış vaziyetteyim. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum zaten. Şu Yao'yu vasal alalım. Ardından ufaktan bölümü sonlandıralım babuşlar. Gelecek bölümde Portekiz'e bir savaş ilanında bulunalım. Ve Portekiz topraklarını da ele geçirelim. Özellikle Portekiz'i Afrika'dan atmaya çalışacağım. Ve Portekiz ne kadar zayıflarsa vasallarının da ona karşı isyan etme ihtimali o kadar artacaktır. Kaldı ki diğerleri de beni seviyorlar. Yani benimle ilişki geliştirmeye çalışıyorlar. Sonraki aşama zaten İngiliz kolonilerinde. İngiliz ya da İspanyol kolonileri. O kolonileri de bağımsızlığına kavuşturmaya çalışacağım. Hatta burada bağımsız koloniler varsa, bağımsız adamlar varsa onların da bir varlığını destekleriz. Yani misal Florida İspanyol'un bir vasalı. Buradaki çocuklardan biriyle ilişki geliştirip onu büyütüp vasal alsak falan. Bak yine vasal alma. Dön dolaş vasal alma. Dön dolaş vasal. Dön dolaş vasal. Birader siz birbirinizi yemiyorsunuz mu? Ne güzel ne güzel. Kurun ittifaklığı. Kurun kurun. Erken. Erken. 114 development'lık bir İstanbul'um var. Sakin. Abi dünya kadar şeyim var bu arada. Dünya kadar param var. Para gelirim de on numara.
Şöyle şu 2 tane artı 20'yi alırım. Geri kalanına dokunmam. Geri kalanlarını da ticaret binası olarak şey yaparız. Yansıtırız. Yalnız oyun 1 FPS. Öyle de bir sıkıntı var. Abi Venedik'te komple, benim de Venedik'e böyle transfer ettiğim bir yer yok ki. Venedik'i Ragusa aracılığıyla besleyebilirim. Alexandria aracılığıyla besleyebilirim. İskenderiye aracılığıyla besleyebiliyor olsam İstanbul'u beslerim zaten daha fazla ki şey yapsın, iş yapsın. Ya o ne diyorsun, yavaş yavaş çocukluğa ısınıyor musun? Merak etme, ben hallediyorum. Timur askeri geçişi iptal etti. Aa, Provence ve Yarkand. Aa, Ming de Portekiz'de savaşıyor. Güzel fırsat aslında. Güzel fırsat. Portekiz teklenemek için gayet güzel fırsat. Koloniler ilişki geliştiriyorlar. Yao. Oğlum masala gelirsin lan. Yani bir çuval inciri berbat etme de gel şu vasala. En kötü gelecek tur vasallarım zaten de. Evet, ilişki fullenmiş. Vasallık teklif edemiyorum. Neyse artık babuşlar, gelecek tur Portekiz'e dalarız. Fas'ı komple büyütürüz. Fas'ı büyütürken bir yandan da Yao'nun dibine geliriz. Yao'nun dibine geldiğimiz zaman Yao da vasal olmaya yanaşır ve burada, gerçi Yao'yu vasal yapmamın alemi var mı? Hem burada, hem Fas olacak burada, hem Yao olacak burada. Gerçi vasal yapar yapar anexleriz ya. Yani en azından bir de hani Afrika'nın derinliklerinden gelen ordularla uğraşmayız. Oraları da vasallar tutmuş olur. Bence gayet uygun. Babuşlar, sonraki bölüme de kartlar kısmındaki bölgeden oy vererek etki edebilir. Hangi şarkın döneceğine karar verir. Hangi büyük gücün, Great Power'ın buff ya da debuff alacağına karar verebilirsiniz. Ki büyük güçlere debuff vermiyorduk. Biz sadece buff veriyorduk. Çarklara oy vermeyi unutmayın. Kartlar kısmına. İzlediğiniz videodan umarım keyif almışsınızdır. Benden bu bölümlük bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.